Kemer'den herkese selamlar. Sizleri bugün Rixos Tekirova'ya getirdim. Tüm gün boyunca otelde olacağız. Otelin birçok alanını beraber gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Bu otele rezervasyon yapmak için 444-0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yakınınızdaki ETS Tur ajentalarına gidebilir. ETSTur.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Hazırsanız konum bilgisiyle tesisi sizden anlatmaya başlıyorum. Tekirova mevkiindeki tesis, Kemer Merkezi 17, Antalya Şehir Merkezi'ne 60 ve Antalya Havalimanı'na ise 73 km mesafede yer alıyor. Şimdi sahilden ana giriş kapısına kadar havadan görüntüler eşliğinde tesisi sizden anlatmaya başlıyorum. Denize sıfır tesisin 550 metre uzunluğunda plajı bulunuyor. En sağda pavilonlar, otelin iskelesi, şezlong ve şemsiyeler, ana havuz, deniz keyfinizi ara vermeden içeceklerinizi alabileceğiniz beach bar, akşam sahne gösterinin yapıldığı alan, gün içerisinde aperatif ürünleri alabileceğiniz snack restoran, oldukça eğlenceli bir alan aquapark, küçük misafirlerin çok seveceği Rixi Kids Club, sabah, öğle ve akşam yemeklerinizi alabileceğiniz ana restoran. Şu an otelin girişindeyim. Buradan başlayarak detaylı bir şekilde otel içerisinde gezerek sizlere tesis anlatıyor olacağım. Havadan görüntülerle genel olarak oteli tanımış olduk. Şimdi sizlerle beraber otelin birçok noktasına gidip sizlere oteli hem anlatıyor hem de gösteriyor olacağım. Öncelikle otelin bu güzel girişini sizlere göstereyim istedim. Bu kapıdan giriş yapalım ve tatilimiz başlasın. Evet, bakın hemen çiçeklerle ve ikramlarla karşılanıyorsunuz. Şöyle tabanı da göstereceğim. Bu kadar heybetli ve şık bir tavan dekore edilmiş. Hemen karşısı resepsiyon, oraya giriş belgenizi verdiniz. İşlemler başladı. Bu arada lobiyi de gezdireyim size. Asansörlerden odalarınıza çıkabilirsiniz. Birkaç bölümden oluşuyor lobi. Hemen şurada sağda da misafir ilişkileri deski var. Tatiliniz süresince isteklerinizi burada çalışan arkadaşlara iletebilirsiniz. Evet, lobinin alanlarından bir tanesi hemen önümüzde. Şöyle genel olarak göstereyim size. Hemen karşıda lobi bar var. Sabah 9'dan gece 24'e kadar açık. Oradan tatiliniz süresince içeceklerinizi alıp lobinin bu keyifli ortamında içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Günaydın, kolay gelsin. Evet, lobinin farklı bir alanı. Burayı da göstereyim istedim size. Karşıda da mağazalar var. O bölümlerden de alışveriş de yapabilirsiniz. Burası da lobinin teras alanı. Orayı da şöyle göstereyim. Merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şöyle beraber çıkalım. Evet, şöyle muazzam bir manzara var. Lobiden bu kadardı. Buradan da sizi odalara götürüyorum. Ve sırada odalar. Sizi ilk deluxe deniz manzaralı odaya getirdim. Şöyle kapıyı kapatalım. Sağdan anlatmaya başlayayım. Hemen valizleriniz için. Bakın burada yalan var. Dolapların içine de bakalım tabii ki beraber. Emanet kasa, kullanat terlikler ve diğer ürünler. Burada da oldukça geniş askılar ve dolap. Solda hemen banyo var. Şöyle göstereyim. Havlularınız, buklet malzemeleri oldukça şık. Bornozlarınız burada. Dilerseniz bakın bu sürgülü kapıyı çekip orayı da kullanabilirsiniz. Evet, oldukça konforlu bir yatak. Çok da şık tasarlanmış. Hemen şurada bir koltuk ve farklı açıdan görüntüsü de bu. Bitki çaylarınız, sıcak içecekler için kettle. Hemen aşağıda mini bar var. Onu da şöyle göstereyim.
Bunlar günlük olarak değişiyor. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Evet. Büyük ekran TV'niz, makyaj masası, aynası ve tabii ki balkon. Şöyle beraber balkona da çıkalım. Bu manzarayı da görelim. Evet. Masa sandalyeniz, sehpanız burada. Ve muazzam manzaranız. Şöyle panoramik olarak etrafı da göstermek istiyorum size. Güneş de tam karşımızda. Pırıl pırıl yüzümüze vuruyor şu an. Hemen şurası da deniz. Evet, tekrar bu açıdan da göstereyim odayı size. Ve sırada diğer odalar. Ve sırada Family Pool Villa. Burayı da beraber gezelim. Hemen girdiğiniz gibi makyaj masanız, aynanız, geniş ekran TV, sıcak içecekler için ürünler, kettle ve bir kahve makinesi var burada. Burada gördüklerinizin hepsi ikram. Aşağıda minibar var. Solda da dolap. Onları diğer odada gösterdiğim için bu bölümü geçiyorum. Ve villanın ilk katı bu şekilde. İki ayrı yatak var. Koltuk. Şöyle devam edersek. Bakın merdivenlerimiz orada. Biraz sonra beraber orayı da keşfedeceğiz. Burada da bir lavabo ve banyo var. Şimdi bu villanın en can alıcı noktası hemen önümüzde. Beraber oraya gidelim. Size ait bir bahçe var burada. Evet. 1, 2 burada. 2 de burada. 4 tane şezlongunuz. Nefis bir bahçe ve bu alanda, bu villalarda kalan misafirlere özel havuz. Bakın bu havuzun bir özelliği dikkatini çekmiş olabilir. Yavaş yavaş derinleşiyor. Yani bir çanak gibi. Çocuklu aileler burada rahatlıkla havuzda vakit geçirebilirler. Küçük misafirler. Veranda restoran. Yine bu villada kalan misafirlere özel. Buradan gün içerisinde yiyecek ve içeceklerinizi alabilirsiniz. Bakın nefis bir dağ manzarası da var. Şöyle döndüğümde şurada çam ormanları. Yani sadece kuş sesi var. Oldukça huzurlu bir ortam. Şöyle farklı bir açıdan da göstereceğim size bu odayı. Evet, devam edelim. Şimdi üst kata çıkarayım sizi. Evet, merdivenlerden beraber çıkalım. Ben de çok merak ediyorum üst katı. Evet. Yine burada makyaj masası, aynası. İleride balkon var. Oraya da gezeceğiz. Hemen karşıda TV'niz ve yatağınız hemen burada manzaraya karşı. Arkaya da geçelim. Evet, banyonuz, lavabonuz. Şöyle buklet malzemeleri. Evet, sol tarafta duş. Karşıda dolaplar var. Burada da yine minibar var. O bölümleri aktardım, o yüzden geçiyorum. Ve şahane balkon ve müthiş manzarası. Ve sırada Superior Villa. Beraber dolaşalım burayı da. Hemen karşımızda bahçe. Ama öncelikle şu soldaki odadan başlayacağım. Evet. Banyo, lavabosu. Çok konforlu bir yatak. Ve farklı bir açıdan minibar, özel bitki çayları bu bölümde, geniş ekran TV ve sağda dolaplar. Dolapların içini ve minibarları diğer odada gösterdiğim için geçiyorum. Bakın burası düz ayak bir oda diyebiliriz. Hemen bu kapıdan bahçeye bu şekilde hemen hızlıca ulaşabiliyorsunuz ve diğer bölümleri de beraber gezelim. Evet. Ana kullanım alanı burası. Hemen burada bir TV, oturma grubu. Şöyle yaklaştırayım. Bakın hemen geldiğinizde bu ikramlar bu odada sizleri bekliyor. Evet, ses sistemi, geniş ekran TV'niz. Gördüğünüz üzere kocaman bir alan. Evet, burada bir yemek masası ve mutfak.
Yaklaşalım biraz daha. Burada da. Evet. Epey bir sıcak içecek hazırlamak için makineler var. Yine özel kahveler ve bitki çayları burada. Ve merdivenle yukarı da çıkalım. Orayı da merak ediyorsunuzdur. Benim gibi. Evet. Evet, ilk odamız ebeveyn odası, master oda diyebiliriz. Evet, gördüğünüz üzere çok şık renkler ve odanın ferahlığı. Makyaj masası, aynası, TV arkamda. Bu da yine bu odanın farklı bir açıdan görüntüsü. Solda dolaplar var. Yine burada da hanımefendiler için özellikle makyaj alanı diyebiliriz. Arkasında bir giyinme odası, karşılıklı iki dolap ve tam boy ayna. Burada banyoda küvet kullanılmış. Bakın çok şık bir küvet. Evet. İki ayrı lavabo ve yine bu odada kalan misafirler için özel buklet malzemeleri. Evet. Duş ve diğer bölümler de burada. Bu odayı da gezdik. Ve bu odanın şöyle bir güzelliği daha var. Bitmedi. Bakın. Terasınız da var bu odada. Şöyle oturma grubu. Bakar mısınız ne kadar şık. Ve aşağıda. Bahçeyi merak etmeyin. Bol bol göstereceğim size, gezeceğiz. Ama şöyle bir kuş bakışı da havadan görüntüsünü paylaşayım. Evet. Kocaman bir teras. Evet, diğer bölümlerinde gezdireceğim. Burada 8 kişi konaklayabiliyor. 8 yetişkin. 2 tane oda gezdik bu villada. Burası 3. oda. 2 ayrı yatak var gördüğünüz üzere. Burası da çok şık. Yine dolaplar, banyo burada. Bu odada da. Kapıyı kapattığımızda şu kapıyı, size ait bir oda var gibi düşünebiliriz. Daha doğrusu size ait derken, yani odalar birbirinden bağımsız hale gelebiliyor bu sayede. Devam edelim. Bakın yine burada da benzer şekilde dolap, yatak, bu tarafta banyo, lavabo ve yine her odada dolabından TV'sine kadar tüm bölümler düşünülmüş. Şimdi bu villada kalan misafirler, hem gezelim hem de anlatayım size. Dilerlerse ücretsiz havaalanı transferi alabiliyorlar. Otele giriş işlemleri direkt villada başlıyor. Lobide vakit kaybetmiyorsunuz. Hemen tatilinize başlıyorsunuz bu alana gelip. Bununla beraber yine burada kalan misafirler, artık bahçeye doğru çıkalım. Hem gezelim hem anlatayım size. Şöyle bahçede gösterecek, anlatacak çok şey var. Şöyle bir gezerken bu villada kalan misafirlerin ayrıcalıklarından bahsedeyim. Yine burada kalan misafirler Exclusive Club restoranı 24 saat kullanabiliyorlar. Yine asistanları var. Asistanları tüm restoranlardan, yine Exclusive Club restorandan, menüden dilediklerini buraya getirebiliyorlar. Bakın şurada da bir yemek masası var. Kapalı alanda göstermiştim. Arzu ederseniz kahvaltınızı da dilediğiniz saatte, kahvaltı saatleri içerisinde, geç kahvaltı yapıyorsanız örneğin, buraya hazırlatabiliyorsunuz. Bu masada, bu bahçede kahvaltınızı alabilirsiniz. Yine alakart restoranlarda rezervasyon önceliği var burada kalan misafirlerin. Ve sahilde burada kalan misafirlerin özel pavilonları var. Orada private beach'leri kullanabiliyorlar. Yine private lunch'tan yiyecek içecek servisi alabiliyor buradaki misafirler. Yani tek kelimeyle muazzam. Orada salıncak. Evet, yine burada da özel pavilon. Gördüğünüz üzere bu size ait
Özel bir villa. Dört bir tarafı kapalı. Yine burada da bir salıncak. Şöyle tam tur dönüyorum. Evet, dışarıdan da görüntüsü böyle. Şimdi birkaç drone görüntüsü de dönüyor. Yukarıdan kuş bakışı görüntüsünü de izlemenizi istedim. Evet, atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Çünkü çok özel bir konaklama alanı. Evet, bu villamızdan da bu kadardı. Sabah kahvaltısı için sizi Turkuaz Restoran'a getirdim. Burası ana restoran. Hemen sağdan şöyle fırından başlayalım sizlere ürünleri tanıtmaya. Hemen arkada da fırında ürünler bu arada pişmeye devam ediyor. Hepsi de nefis kokuyor. Görüntüleri de şahane. Devam edelim. Hemen burada bir salata köşesi bizi karşıladı. Öncesinde soslar ve sizin için hazırlanmış salatalar. Hepsi de nefis görünüyor. Ve çok severiz kıymalı kol böreği, ıspanaklı, peynirli ve burada da ustamız hazırlamaya devam ediyor. Elinize sağlık. Evet, burası da meyve köşesi. Kahvaltıda meyve severler buraya uğramalı. Devam edelim. Hemen sağda çorbalar. Evet, mercimek çorbası ve Endülüs çorbası var. Burada da yine lezzetlendirebileceğiniz baharatlar, diğer ürünler. Ve burası da omlet köşesi. Bakalım ustamız burada lezzetli omletleri hazırlıyor misafirler için. Kolay gelsin. Evet, küçük de bir şov bizler için. Çok teşekkür ederiz. Evet, hemen karşıda sıcak ürünler başladı. Bakın, waffle ve tost severler buraya uğramalı. Yine lezzetlendirebileceğiniz ürünler hemen yanında. Evet, menemenler, sucuklu yumurtalar, peynirli yumurtalar. Yine burada ürünler hazır, pişirilmeye devam ediyor. Ve pişi burada da ustamız hazırlıyor. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Salçalı sosis, domates soslu kızartma. Bayılırım kızartmaya kahvaltıda özellikle. Yine yumurta çeşitleri. Bakalım arkada ne var? Yine haşlanmış yumurtalar. Burada. Evet. Yine parmak börek, pankek. Gözlemeler, yumurtalı ekmekler, sucuk, sosis, tavuk, fırın patates, göz yumurta severler. Buraya lütfen. Soğan halkaları. Evet. Bitmedi, devam ediyoruz. Evet, burada da mısır gevreği. Yanında da hemen sütü hazır. Evet, tatlı ürünler başladı artık. Bakın, reçeller ve kuru yemişler. Hemen döndüğümüzde de paketlenmiş yoğurtlu meyveler, kefirler. Küçük misafirler için yine lezzetli içecekler. Ve sırada peynirler. Bakın, hem yerel birçok lezzetli peynir var burada. İthal peynirler de yine Urfa peynirinden Çerkez peynirine. Hemen ardından sosisler ve jambonlar. Evet, hepsi de çok lezzetli görünüyor. Ve sunumları da şahane. Ve tabii ki olmazsa olmaz kaymak ve bal. Şimdi kahvaltınızı aldınız. Şöyle restoran oturma alanları o kadar büyük ki kısmen göstermek istiyorum size. Gördüğünüz üzere çok şık bir oturma alanı var restoranın. Oturma alanları var daha doğrusu birçok bölümde. Sabah 7'den 11'e kadar devam ediyor kahvaltı. Ve açık büfeden bu lezzetli ürünleri aldınız. Bu şık restoranla kahvaltınızı yapabilirsiniz. Resepsiyonun bir kat altına indirdim sizi ve bu kapıdan beraber bahçeye çıkacağız. Bu kapı haricinde birden fazla nokta var bahçeye ulaşabileceğiniz. Evet, şöyle etrafta palmiye ağaçları, çam ağaçları, şezloklarınız, şemsiyeleriniz. Şöyle panoramik olarak etrafı göstereyim. Hemen karşıda da güneş doğdu, parlıyor.
Evet, şu an buradaki ortam bu. Şöyle biraz daha gezelim. Oldukça büyük bir havuz. Hemen önümüzdeki küçük misafirler için. Ana bina arkada. Evet, bu köprülerle küçük adacıklara ulaşabiliyorsunuz. Yine gün içerisinde animasyon ekibinin gösterileri de, aktiviteleri de yine bu havuzlarda yapılıyor. Evet, şu çam ağacı da o kadar güzel görünüyor ki. Arkada highlight bar var. Oraya da götüreceğim sizi. Güneş de tam karşımızda, biraz karanlık göründü. Ama merak etmeyin, o tarafa gideceğiz. Bakın, bu yataklı şezlonglar da çok şık görünüyor. Çok da keyifli görünüyorlar. Bunları da herhangi bir rezervasyon yaptırmadan tüm misafirler kullanabiliyorlar. Şöyle panoramik olarak etrafı tekrar göstermek istiyorum size. Gördüğünüz üzere şu an her şey sizin. Güzel bir tatil yapmanız, bu havuzun tadını çıkarmanız için hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Havuzun etrafını gezdirmeye devam ediyorum sizi. Bakın, karşıdan göstermiştim, yaklaşayım. Hemen sağda highlight bar. Bu bardan içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Havuz keyfinizi ara vermeden, dilerseniz oturduğunuz şezloklarda, dilerseniz de bu alanında içeceklerinizi içebilirsiniz. Patenli serviste çalışan arkadaşlar var. Yine etrafınızda QR kodları var. Onları da okutup yine bu bardan alabileceğiniz içecekleri görebilirsiniz. Ya da etrafta servis yapan arkadaşlara da taleplerinizi iletebilirsiniz. Çok hoş görünüyor. Bakın, burada da çok güzel çiçeklerle beraber. Çok hoş bir ortam olmuş burada da. Ana havuz burada. Bu tarafa döndüğümde de ayrı bir güzellik, deniz burada. Bakın, şezloklar, şemsiyeler hepsi ince gibi dizilmiş buraya. Tertemiz, düzenli, gördüğünüz üzere. Bakın, pırıl pırıl. Ayak izi bile yok. Ve karşınızda o müthiş deniz. Dalga sesleri de size gelmeye başlamıştır. Minik minik sahile vuruyor şu an dalgalar. Pırıl pırıl cam gibi bir deniz. Şu an buradaki ortam bu. Burada şezlonglar. Bu tarafta yine şezlonglar. Bakın, zemindeki kumu da göstereyim size. Merak ediyorsunuz. Böyle bir kum var burada. Bahsettiğim gibi ana bina orada, ana havuz orada. Sahile buradan başladık. Ben şimdi sizi şöyle ileriye kadar götüreceğim. Zaten koy burada bitiyor. Otel koyun sonunda. O noktaya kadar gideceğim. Karşıma çıkanları da sizlere anlatıyor olacağım. Sahilden bu tarafa gelirken göstermek istedim. Ana restoran burası. Sabah öğle akşam yemeklerinizi oradan alıyorsunuz. Ana havuz burada. Sahile paralel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Çok keyifli, güzel bir yol. Burada da bir yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle sabah güneş doğarken müthiş görüntüler oluyor burada. Bakın, her yerde böyle çam ağaçları. Çok da güzel bakmışlar bu ağaçlara. Çok belli, çok sağlıklı ağaçlar. Hemen şurada solla denize karşı açık havada sporunuzu yapabildiğiniz bir alan. Otelin birçok noktasında panolar var. Burada yapılan aktiviteleri oradan takip edebilirsiniz. Evet. Şurada da güneş tersine dönüşte göstereyim onu. İçeceklerinizi alabileceğiniz bir alan var ama şu an güneş tersi olduğu için karanlık görünüyor. O yüzden dönüşte göstereyim size orayı.
Yine Woodsman Fitness alanı. Bakın. Ahşap araçlar var burada. Aletler daha doğrusu. Yine burada açık havada kumun üzerinde bu aletleri kullanıp spor yapabilirsiniz. Nasıl ama? Şöyle bakın, denizden uzaklaşmadık. Deniz hemen burada. Şurası. Burada da yine çimlerin üzerinde keyifte vakit geçirebilirsiniz. Çam ağaçları altında. Pırıl pırıl tertemiz, her şey düzenli. Tek eksik var, o da sizsiniz. Evet. İlerleme. Devam ediyorum. İleride birkaç alan var, onları da göstereceğim. Bakın hemen karşımızda bir tane alakart restoran. Ala Turca. Bakar mısınız çiçeklerin güzelliğine? Bu alakart restoranlarla ilgili de bilgi vereceğim size. Kullanım şartları ve diğer bilgileri. Şimdi ileriye doğru devam ediyorum. Sahile gezmeye devam ediyoruz. Bakın buradan havlularınızı alıp hemen bu alanda keyfe başlayabiliyorsunuz. Ve önümüzde de iskele. İskeleye de çıkalım beraber. Çıkarken şöyle etrafı da göstereyim size. Bakın ne kadar çekici her şey. Ya şu kum olayı çok güzel olmuş. Dümdüz. Yani halı gibi bir kum tabiri kullanılabilir. Şöyle döndüğümde de sol taraftaki görüntü de bu. Şöyle iskelede dolaştırayım sizi. Buradan hemen Akdeniz'in maviliklerini kendinizi bırakabilirsiniz ki. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Aşağıda şu an bir balık sürüsü var. Oo! Akvaryum gibi burası. Sanırım alışmışlar buraya. Evet, karşıda pavilyonlar. Yine otelin farklı alanları. O tarafa da gideceğiz tabii ki. Bir de şu açıdan göstereyim size. Bakın. Minik minik dalgalar vuruyor sahile. Görmüş olduğunuz üzere her yer çok çok keyifli, çok güzel. Arkada da bir dağ manzarası. Yani otelin neresine baksanız ayrı eşsiz güzellikte bir manzara. Size merhaba diyor. Hemen bu tarafa döndüğümüzde vallahi şu kumun üzerine basmayı da kıyamıyorum ama basacağım. Burada da yine plaj voleybolu oynayabileceğiniz iki tane saha var. Tabii otelli sürekli aktivite devam ediyor gün içerisinde. Bu aktiviteleri takip edin lütfen. Tatiliniz daha eğlenceli bir hale gelebilir. Evet, plaj voleybolu da burada. Şimdi şurada Lotus Bar var. Özellikle akşamları yemekten sonra orada sahne gösterileri yapılıyor. Onlara da katılmanızı tavsiye ederim. Evet, önümüzdeki alanlar da alakart restoranlar. Bir de ileride private lunch var. Oraları da götüreceğim size. Öncesinde şu alanlara beraber bir bakalım. Evet, biraz daha yaklaştırdım sizi buraya. Bakın solla yine gün içerisinde deniz keyfinize, havuz keyfinize ara vermeden yiyeceklerinizi alabileceğiniz bir alan. Ve hemen önümüzde Lotus var. Buradan da içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Şimdi bu bardan, Lotus bardan içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Bakın hemen önümüzde sahne. Burada gösteriler yapılıyor. Çok da eğlenceli, güzel aktiviteler. Bahsettiğim gibi karşıdaki alanlardan yiyeceklerinizi alabiliyorsunuz. Bu süs havuzlarının hemen yanında hem gün içerisinde hem de akşamları bu alanların keyfini çıkartabilirsiniz. Bir alakart restoran alanı da hemen sağ taraftaki bölümde bir alakart restoran. Evet, buradaki görüntü de şu an bu. Hemen şu ileriden de zaten odalar başlıyor. Sizi sahilde gezdirmeye devam ediyorum. Şurası iskele. Orayı beraber gezdik. Şöyle döndüğümüzde de bakın hemen burada içeceklerinizi alabileceğiniz Island Beach Bar var. Şöyle yaklaşalım. Hemen arkada bar. Dilerseniz buradan, dilerseniz de servisteki arkadaşlardan istediğinizde buradan içecekler hemen size gelecektir. Şöyle
Bir güzelliği de var buranın. Özellikle akşam 5'ten sonra güneşin en güzel olduğu saatlerde burada DJ parti başlıyor. Eğlenceli vakitler için de yine burası tercih edilebilir. Bakın buraya oturdunuz, içeceklerinizi yudumlarken bu güzel manzara sizlere eşlik ediyor. Sizleri Food Court Snack Restoran'a getirdim. Yeri de şöyle, hemen karşıda da Lotus Bar. Orayı biliyorsunuz artık. Bakalım bugün neler var burada. Salatalar hazır. Evet, hepsi de çok lezzetli görünüyor. Devam edelim. Yine salata malzemeleri, sosları hemen burada lezzetlendirebilirsiniz. Ve pide köşesi. Abi müthişsin. Çok da güzel kokuyor. Bir tane daha geldi lahmacun. Yine burada kanat. Fırında tavuk kanat. Müthiş. Bakın buradan hamburger alabilirsiniz. Örnek bir tabak. Makarnalar. Çorba olarak ezogelin var bugün. Evet, içeceklerinizi buradan alabilirsiniz. Bir bölüm daha var. Bitmedi. Hemen götürüyorum sizi. Bakın burada da köfteler, tavuk pürzola, levrek ve turşular burada hazır. Elinize sağlık. Açabilir miyiz kapakları? Mantı çok severiz. Piliç çevirme, önde de kumpir var. Burada da kumpir malzemeleri. Dilediğiniz gibi bir kumpir hazırlatabilirsiniz. Ve geldik dönere. Döner köşesi. Evet, ustamızla kesmeye devam ediyor. Müthişsiniz. Pirinç pilavı, lavaş ve burada da meyveler. Bakın şöyle çilekten muza kadar ve tatlılar. Baklavadan halka tatlı tulumbaya kadar. Yiyeceklerinizi aldınız. Hemen bu alanlarda oturup bu lezzetli ürünlerin tadına bakabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Sizleri Mermaid a la carte restorana getirdim. Burada deniz ürünleri servis ediliyor. Gördüğünüz üzere oldukça güzel bir ambiyansı var. Şöyle denizin kıyısında deniz ürünlerinin tadına bakmak için bu a la carte restorana rezervasyon yaptırabilirsiniz. Detaylar ve ücretle ilgili kısım hakkında misafir ilişkileri departmanından bilgi alabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Otelin en sol noktasını getirdim sizi. Bakın burada özel bir alan var. Pavilonlar. Bunlar executive ve superior villalarda kalan misafirlerin ücretsiz kullanabildiği, diğer misafirlerin de resepsiyondan, misafir ilişkilerinden rezervasyon, ücretli olarak rezervasyon yapabildiği pavilonlar. Hemen girdiğimizde şezlonglar, bir yatak burada, iki tane de içeride. Şimdi sabah geldiğinizde hemen meyveleriniz, kurabiyeler ve bu çerezler size servis ediliyor. Mini barınız var, havlular, şurada bir kasa var. Yine sıcak içecekler için servisler. Bu kodu okuttuğunuzda da gün içerisinde burada siz keyif yaparken alabileceğiniz içecekler hemen telefonunuzun ekranında görüntüleniyor. Şöyle 12'den saat 4'e kadar a la carte menü var. O a la carte menüden dilediğiniz yiyecekleri sipariş edebiliyorsunuz. Onun haricinde 4'ten 6'ya kadar da yine ayrı bir menü var. O menüde de yine yiyebileceğiniz yiyecekleri tercih ettiğinizde, talep ettiğinizde direkt görevli arkadaşlar sizlere getiriyor. Ama çok keyifli. Onu söyleyebilirim. Burada hemen deniz karşınızda ve size ait özel bir alan. Şimdiden burada vakit geçirecek misafirlere bol keyifler dilerim. Pavilonlar arkamda, sizi private lounge'a getirdim. Bakın böyle açık alanı da var. İçeride de göstermek istediğim bölümleri var. Bakın. Pavilonlarda kalan misafirler dilerlerse bu klimalı ortamda da vakit geçirebilirler. İçeceklerini, yiyeceklerini burada alabilirler. Aynı zamanda burada çok hızlı bir internet servisi de varmış. Onu da paylaşmak istedim. Hemen sağda da bar var. Pavilonlarda keyif yaparken ya da burada keyif yaparken içecekler size hemen arkamızdaki bardan servis ediliyor. Sizi Exclusive Club'a getirdim. Superior ve Executive Villa misafirleri buradan hizmet alabiliyor. Şöyle içeriği de göstereceğim size. Burası kapalı alanı. Burası 7/24 açık. Evet. Yiyecek ve içeceklerinizi buradan alabiliyorsunuz.
Bir de bahçeye götüreceğim tabii ki. Bence burası daha da keyifli. Bakın böyle hemen havuz yanı başınızda. Bakar mısınız ne kadar şık bir ortam var burada. Evet, bu keyifli alanda 7/24 yiyecek ve içeceklerinizi alabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Ve sırada Rixi Kids Club, küçük misafirlerin merakla beklediği alana nihayet geldik. Burası sabah 10'da açılıyor. 23'e kadar hizmet veriyor. Bakalım içeride ne tür eğlenceli alanlar bizleri bekliyor. Rixi Kids Club'ın kapalı alanına giriş yaptık. Burayı da beraber gezelim. Neler var bu alanda? Sağda seramik atölyesi. Şöyle ürünleri burada eğitmenler eşliğinde küçük misafirler hazırlayabilirler. Burası sabah 10'da açılıyor. Gece 23'e kadar açık. Hemen karşıda bir sinema salonu. Şöyle içeriği de göstereyim. Rengarenk, enerjisi çok yüksek. Tüm Rixi Kids Club'ın alanlarının içerisi bu şekilde. Bakın yine diğer bir sinema salonu. Devam edelim. Şu sağ taraf bilim odası hazırlanıyor. Burası da oyun konsollarının olduğu salon. Şöyle karşılıklı hem bu tarafta hem de diğer tarafta. Burası da 8-12 yaş arasındaki küçük misafirlerin aktivitelerini yaptığı salon. Evet, yine koridora dönelim. Evet, böyle eğlenceli oyuncaklar. Burası da bir alt yaş grubu. 4-7 yaş arasında küçük misafirlerin. Bakın her yerde oyuncaklar, çok eğlenceli. Onların kullandığı salon. Karşısı uyku odası. Bakalım burada. Burası da küçük misafirlerin. Evet. Yine bakın. Bebek yatakları da var. Evet, burası da uyku odasıydı. Şimdi kapalı alanları gezdik. Rixi Kids Club'da eğlence bitmiyor, aktivite bitmiyor. Bir de açık alanlar var. Açık alanda da birçok aktiviteyi eğitmenler eşliğinde küçük misafirler yapabilirler. Kids Club'ın açık alanına getirdim sizi, gördüğünüz üzere. Her yerde bir eğlence, salıncaklar, kaydıraklar. Bakın şu ileride, şurada size göstermek istediğim bir alan var. Junior Chef Akademi. Hemen şurası. Burada küçük misafirler konusunda uzman ustalarla beraber kendi boylarına uygun tezgahlarda yemekleri hazırlıyorlar. Bunun hemen arkasında da Rixi Kids Club'ın amfiteyatrosu var. Özellikle akşamları çocuklu ailelerin yoğunlukla kullandığı ve çocuklar için birçok güzel eğlencenin, aktivitenin yapıldığı bir amfiteyatro orası. Özellikle akşam yemeğinden sonra oraya uğramanızı tavsiye ederim. Şurada da bakın iki tane parkur var. Şöyle başlıyor, devam ediyor. Bir de üstünde macera parkuru orası. Hemen şurada da güneş tersi olduğu için biraz karanlık. Umarım görüyorsunuzdur. Şurada da bir tırmanma duvarı var. Ve hemen onun önünde de serbest atlama bölümü yapılmış. O alanları da kullanabilirsiniz. Şöyle son kez burayı da tekrar gösteriyorum. Sizi yine çok eğlenceli bir alana getirdim. Burası küçük misafirlerin aqua parkı. Şöyle yaklaşalım. Ne kadar eğlenceli olduğunu size yakından anlatmak istiyorum. Bu arada bu su ısıtılıyor.
O da güzel haber. Bakın birçok kaydırak var. Her yerden gelen bir su sesi. Yine etrafta onları da göstereyim şöyle. Şezlonglar. İleride bir havuz. Şöyle panoramik olarak döndüreyim. Ne var ne yok siz de görün. Şurada bir su kovası var. Bakalım dolar sonu da göstermek istiyorum size. Hemen arkada da yetişkin aqua parkı var. Oraya da gideceğiz. Evet yakaladık. Bahsettiğim amfiteyatro da hemen şurada. Akşamları yemekten sonra güzel gösteriler orada yapılıyor. Burada aktarmak istediğim bir bölüm daha var. Bakın şurada bir kanal var burada. Aquapark etrafında tam tur dönüyor bu kanal. Şöyle arkaya da devam ediyor. Botlarla bu kanalda gezinti yapabiliyorsunuz. Sırada yetişkin aquaparkı. Tam 10 tane kaydırak var burada. Şöyle yaklaşalım, detaylandıralım beraber. Özellikle bu taraf çok ilgimi çekti. Bakın şöyle oldukça teferruatlı kaydıraklar. Burada bu kaydırakların keyfini çıkarabilirsiniz. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Su sesi size de gelmiştir. Oldukça kuvvetli akıyor kaydıraktaki sularda. Evet, yetişkin aqua parkından da bu kadardı. Ve sırada spa alanı. Merhabalar, kolay gelsin. Burayı da beraber gezelim. Hemen bu koridorun ilerisinde açık alana ulaşıyoruz. Orada da masaj odaları var. Önce onları göstereceğim size. Hemen burada VIP masaj odası. Beraber gezelim. Bakın böyle bir ortam var burada. Hemen arkada da jacuzzi. Onu da şöyle göstereyim. Evet, jacuzzi'li küvet. Çok da güzel süslenmiş ve hazırlanmış. Evet, masaj yatakları. Karşıda da bir masaj odası daha var. Onu da göstereceğim. Ve diğer bölümlere geçeceğiz sonrasında. Evet. Burada da böyle güzel bir atmosfer var. Evet, devam edelim. Evet, şöyle sağdan ilerleyelim. Bakalım neler var. Bizleri bekleyen, gördüğünüz üzere oldukça huzurlu, güzel bir atmosfer var burada. Evet, burası bizi Türk hamamına götürüyor. Evet, şöyle tavanı özellikle göstermek istiyorum. Bakın, çok şık. Şöyle etrafta kurnalar da var. Onları da görün. Ve diğer bölümlere bakalım şimdi de. Tekrar sağa devam ediyorum. Evet, karşıda iki tane sauna var. Hemen karşımız sauna. Burada bir sauna daha. Burada da buhar odası. Sırada patisserie art. Bu şık pastanede tatlı, tuzlu lezzetler, pastalar, çikolatalar ve tabii ki kahve çeşitleri sizleri bekliyor. Merak ediyorsunuz, ben hemen yaklaşayım. Bakın bu şık ve lezzetli tatlıları sizlere göstereyim. Merhabalar, kolay gelsin. Kahveleri siz hazırlıyorsunuz sanırım. Evet. Elinize sağlık şimdiden. Ve bakın burada özel çikolatalar, şöyle üstten de göstereyim size. Bakın şurada bir barkod var. Bu barkodu okutursanız hemen önümüzde telefonunuza
buradan alabileceğiniz içecekleri telefonunuzun ekranında görebiliyorsunuz. Bakın burada yine tatlı tuzlu kurabiyeler. Şimdi buradan bu lezzetleri, ürünleri aldınız. Dilerseniz bu kapalı alanda, dilerseniz de burada bu açık alanda, şöyle hemen biraz ışıkla oynayacağım. Burada bakın şöyle bir örnek lezzetli bir masa da hazırlandı. Burada ürünlerin tadına bakabilirsiniz. Sizi People's restorana getirdim. Ana havuzun hemen arkasında, burası açık alanı. İç alanını da göstereceğim size. Evet, bu restoranda haftanın 7 günü ve günü 24 saati yiyecek, içecek bir şeyler bulabiliyorsunuz. Şöyle ki sabah 7'den öğlen 12'ye kadar kahvaltı tarzı ürünler, 12'den gece 12'ye kadar da hem öğle yemeği hem de akşam yemeğini alabileceğiniz sazda ürünler. Gece 12'den sabah 7'ye kadar da çorba, soğuk sandviç gibi ürünleri bulabiliyorsunuz. Kişi bakın hemen burada bir QR kod var. Telefonunuzu okuttuğunuzda alabileceğiniz ürünleri o telefonunuzda görünen ekrandan görebiliyorsunuz. Ana havuzun hemen arkasındaydı bu alan. Evet, akşam yemeği için sizi Turkuaz restorana getirdim. Hemen fırından başlayalım. Kolay gelsin. Döktürmüşsünüz bu akşam lahmacunun. Evet. Dumanı üstünde. Evet. Lezzetli ekmekler burada. Ve hemen bakın taze taze sushi de hazırlanıyor. Elinize sağlık. Teşekkürler. Hepsi çok güzel görünüyor. Sushi köşesi hemen burada. Ve tatlılar. Tatlılar erken başladık bakın. Kadayıfın her türlüsü şu an hemen önümüzde. Şerbetli tatlılar. Çok lezzetli görünüyor hepsi. Ayva tatlısı sanırım. Evet, meyveler kesilmiş, doğranmış, hazırlanmış sizler için. Yine burada da tatlılar. Evet. Ve karşıda sıcaklar. Merak ediyorsunuz tabii ki lezzetli yemekleri. Bakın etli soğan, dolma, bıldırcın. Balık olarak bu akşam çupra var sanırım. Evet. Köfte, dana antrikot. Evet, beyaz etten kırmızı ete kadar her şey burada. Yine pişirilmeye bekleyen ürünler. Bakar mısınız sunumlara? Bakır tencerelerde. Kremalı sebzeli köfte, dana haşlama, kuzu tandır, kremalı hindi sote. Evet, patates cipsi ve nugget yine burada. Bakalım. Burada çorbalar var. Çok lezzetli görünüyor. Düğün çorbası. Hemen yanında da közlenmiş biber çorbası. Ve yine lezzetlendirmek için gerekli baharatlar burada. Burası Çin mutfağı. Evet, değil mi? Mutfağı. Evet. Şu an hazırlanıyor ürünler. Evet. Bakın burada sebzeli noodle. Evet. Doğru. Evet. Burada da Çin usulü deniz mahsulü. Yine burada. Devam edelim. Ve geldik makarna köşesine. Evet. Ustalarımız hazırlıyor lezzetli yemeklerini. Evet. Hazır makarna, soslar. Yine burada kremalı Rus mantısı. Elinize sağlık. Evet. Devam edelim. Ben sunumlara bayıldım. Bakın Hint usulü sebzeli pilavmış bu. Yine burada nohut. Körili nohut. Devam edelim. Bakın sıcaklar bitmedi. Pazı borani, patates püresi. Burada da tanıdık bir lezzet gibi. Ali Nazik kebabı. Evet. Şu an porsiyonluyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Burada da hazırlanmış ürünler, porsiyonlanmış sizleri bekliyor. Yine hindi, pilav, saray katmeri. Şöyle yaklaştırayım. Çok lezzetli hepsi. Görüntüleri en azından onu söylüyor. Dil balığı, haşlanmış ürünler. Evet. Yine fırın patates. Sıcaklar bitti. Arkada salatalar var. Biraz da salataları göstereyim size. Şöyle güzel, fresh bir salata hazırlamak için bu köşeye gelmelisiniz. Yine soslar da burada. Ve meyveli yoğurtlar, paketlenmiş ürünler. Onları da buradan bulabilirsiniz ve sırada tabii ki mezeler.
Bakar mısınız, hepsi o kadar güzel ve lezzetli görünüyor ki. Evet, biber dolması çok severim. Yine burada soğuk deniz ürünleri, kalamarından karidesine kadar ve tabii ki mezeler. Evet, hepsi nefis görünüyor ve sonda turşular. Şimdi bu lezzetli yemekleri aldınız açık büfeden. Dilerseniz burada kapalı alanda, ki ne kadar şık olduğunu görüyorsunuz. Dilerseniz de bu açık alanda akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Rixos Sekirova Otel'deki günümüzün sonuna geldik. Bizim için gayet keyifli bir gündü. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bu otele rezervasyon yapmak için 444-0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir, yakınınızdaki ETS Tur ajantalarına gidebilir, etstur.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kemer'den şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.